Efendim ikinci dinleyicimiz dedi ki dedi evlere gidiyoruz. Orada o Kur'an-ı Kerimler okunuyor falan dedi. Bazı sureler okununca dedi, işte arkasına salavat-ı şerife getiriyorlar, tekbirler getiriyorlar falan. Bunlar uygun değil. İşi şova döndürdüler. Hani bir dinleyicimiz bir yayına girdiydi falan. Efendim siz haç ve umre zamanında insanlar hani oraya Allah rızası için mi gidiyor, niçin gidiyor falan da zaman zaman söylüyorsunuz. Bazıları da size tepki gösteriyorlardı. Ben gittim dedi umreye dedi. Siz de daha az bile söylemişsiniz dedi. Yani o dinleyicimizin ifadesiyle söyleyeyim. O umreye giden de şov yapıyor dedi. Telefonu dedi Kabe'nin yanında açmış dedi. Ben şimdi neredeyim sen biliyor musun falan. Değil mi? Neydi şimdi selfie yapıyor selfie, onu fotoğrafı. Arkada Kabe-i Şerif. Arkada Kabe-i Şerif. Ya neredesin? Yani neredesin de edepsizce davranıyorsun. Edepsizce davranıyorsun. Allah tane muhafaza buyursun ya. Allah Allah. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim okurken salavat-ı şerife, tekbirler falan. Yani şova döndürmüşsün. Şova döndürmüşsün. Yok o. Bir sure başka sure geçecek. Yavuz besmele çeker devam eder okur gider. Yani tantana etmenin ya da şey yapmanın bir alemi yok. Şeylerde bile yani ölçü kalkınca her tarafta uygulanıyor. Cenazenin arkasında Allahu Ekber Allahu Ekber. Ya nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor bu? Hiçbir yerde yazmıyor. Peki niye yapıyorsun o zaman? Canım işte sessiz mi gitsin canım? Öyle ya. Müslümanlığın şanını yükseltmiyorlar mı böyle yapınca? Değil mi? Yani herkes duymuş oluyor. Allah Allah. Kabe-i Şerif'te. Siz de her şeyi önüne geçiyorsunuz. Önüne yani. Geçiyorsunuz yani. Yani. Hiç anlayışlı karşılamıyorsun. Ne biçim insansın sen yani. De ya. Efendim Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şu daha iyi olmaz mı diye başlıyor. Bidatlar böyle giriyor. Kime karşı söylediğimizi iyi düşünmemiz lazım. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'üdür. Ben ilk bu mübarek zatın kitaplarını okumaya başladım. Zaman mektubatını okumaya başlarken irkiliyordum böyle. Dedim ben ne celalli zat da çekiyor kılıcı. Faruk'u damarım diyor. Faruk'u damarım. Bir mesele şeyde var. Buyuruyor ki insanların diye ibadet etmemesinin diyor iki sebebi var diyor. Bir inanmıyordur diyor. İki inanıyor hafife alıyordu. Bu ikisi için de diye bir başlamış mübarek. Bu diyor kafirliği mi gösterir, Müslümanlığı mı gösterir? Onu dedim ya. Hani yani ama doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Mesela bir talebesine öyle bir celalli aynı şekilde yazmışlar ki yavrum diyor erkeklerin diyor kefeni üç parça. Siz diyor sarık sarıyorsunuz diyor. Daha iyi olur. Kime karşı söylüyorsunuz bunu diyor. Kime karşı yapıyorsunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilememiş mi? Yani Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam cahil mi demek istiyorsunuz? O anlayışı kıt mı demek istiyorsunuz? Onu görünce elin ayağı buz kesiyor. Öyle ya. Dinin sahibi diyor ki üç parça. Sen diyor ki yok dördüncü parça daha güzel olur. Beşinci parça âlâ olur. Kime karşı söylüyorsun bunu diyor. Kime karşı söylüyorsun? Yani ucundan kıyısından giriyor. Şimdi sureyi bitirmiş. Onda efendim salavat-ı şerife getirmek ne var bunda? Daha güzel olmaz mı? Daha çirkin olur. Daha çirkin olur. Orada değildir yeri. Hem salavat-ı şerife niye yüksek sesle bağıra bağıra söylüyorsun ki? Bağıra bağıra niye söylüyorsun? Niye şey yapıyorsun? Allah Teala'nın duymadığını, Resulullah Efendimiz'e o salavat-ı şerifenin gitmediğini mi aynı şekilde biliyorsun? Bağırınca gidecek mi? Şeylerde bile, televizyonlarda bile dua ediyor. Ya Rabbi falan filan diye. Onu da mektubatta görmüştüm de. Şah Nakşibend Bahattin'in Buhari Kutusu Sözleri. Hacca gitmiş mübarek. Bakmış bir tane yaşlı bir adam Kabe'nin örtülerine tutmuş. Ya Rabbi falan filan. Allah Allah demiş. Zahiren bakınca Allah adamı. Ya tabi evliya o saat dua ediyor. Kalbindeki niyeti Allah Teala gösteriveriyor. Bir bakıyor ki ana. İşte ne feryat ediyor, ne figan ediyor, ne şey essin diye yapıyor. Niyeti bozuk yani. Mina'ya gelmiş. Mina'da dozan pazarlar oluyor. Şimdi pek olmuyor falan. Orada da bir genç bir saatte 50 bin altınlık alışveriş yapıyor. Kumaş ticareti yapıyor. Zahiren dünya adamı. Allah Allah diyor. Bu da diyor burada mübarek yerlerde kaptırmış gidiyor. Dua ediyor. Ya Rabbi diyor kalbindeki niyeti göster bana diye. Bakıyor ki genç aman diyor kumaş ölçerken işte kardeşlerimin, Müslüman kardeşimin bu insanların hakları bana geçmesin. Para üstü verirken, ondan sonra kumaş ölçerken o kadar titiz davranıyor ki. Ya Rabbi diyor zahiren dünya adamı ama devamlı Allah diyor. Öbürsü zahiren Allah adamı ama içerisi dünya diyor. Dünya diyor. Onun için hani tekbirler getirerek, salavat-ı şerife getirerek yani neyi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şovdan başka öbür tarafa geçmiyor. Daha iyi, daha kötü olur.